Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahali seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbinallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir. Gufranike rabbena ve ileykel masir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Şiirimizden devam edelim inşallah da o sohbetin ardından yine o sorularımıza cevap veririz inşallah. Burada da belki birçoğu geçiyor da. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sohbetimize başlayalım inşallah. O Rahman ki dünyada hem kafirlere hem Müslümanlara rızkını veren sonsuz lütuf sahibi Rabbimizdir. Elhamdülillah. Allah bizi kendine kul yapmış. Ne kadar şükretsek az. O Rahim'dir. Ahirette yalnızca Müslümanlara şefaat edendir. O kafirlere şöyle ayrılım dediği noktada şefaat ettiği kullarından eylesin bizi de inşallah Rabbim. Güvenme kendine ben oldum diye, pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye, bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. Ne güzel söylemiş kardeşimiz işte. Güvenme kendine diyor ben oldum diye. Hiçbir zaman insanın zaten Arapça karşılığı eksik demektir diyor. İnsanın tam olmasının imkanı yok. İşte mürşid-i kamillerin elinde ancak insanlar nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir sultan ki sadece ümmetinin değil tüm insanlığın çobanı konumunda elhamdülillah. O çoban ki düşün sürüsünü sabah götüren bir çoban diyor 100 koyundan 99'unu eve sağlam getirse de birini kaybetse sahibi ona hiç intifat eder mi? Birinin ziyanı yok. Sen 99'u sağ salim getirdin ya mı? Der diyor. Yoksa o 99 getirdiği sağlamın hiçbir kıymeti olmayıp da o bire neden sahip çıkmadın diye ona kızar mı diyor işe baksan. Ya. O bir için o sahibi sürünün sahibi çobana kızar diyor. Ehliyetli olmak, onu bir eksiğiyle 99 getirmek değil de 100 götürdüğün sürüyü akşama 100 getirebilmektir. Burada işte çok ince bir nokta var. Allah-u Azimüşşan Habibine muhabbetinden onun ümmetine öyle lütuflarla bulunmuş ki elhamdülillah o Elestü bi Rabbikum de hani ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitabında elhamdülillah bizler bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin diye ona teslim olduğumuzda bizim cümlemizi Allah-u Teala Habibine teslim etti diyor tüm ümmeti Muhammed'i. Bak şimdi oradaki noktaya bak. Yarın mahşerin dehşetli gününde o ümmetinden bir kişi eksik cennete girse diyor, o kainatın sultanı nasıl darlanacak? Belki milyarlarca ümmetini kurtarsa da bir cehenneme müstahak olsa diyor, onu kendi eksikliği kabul eder. Değil mi ki Allah sormaz mı ondan, ey Habibim, ben sana ümmetini bir tamam teslim ettiydim. Neden şimdi sen onları tam olmuş olarak bana teslim etmiyorsun? Bak sen ya.
öyle bir sultana ümmet yaptı ki Allah bizi inşallah. O ne buyuruyor bak sen, hani hep diyoruz ya, bu dergah ümitsizlik dergahı değil. Hani bu dergah derken bizim burayı, nefsimizi kastetmiyoruz. Bu yolda gayret sarf eden tüm kardeşleri kastediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Değil mi ki Allah diyor, sen onun ardını bırakma inşallah. Onlar küçük küçük sürülerini işte kudretleri nispetinde tamam ederek veya tamamlayamayarak o kainatın sultanına teslim edecekler. O da inşallah Allah'ın ona verdiği makam-ı mahmudun lütfuyla ümmetimin diyor büyük günahkarlarına benim şefaatim. O da Rabbine tam olarak teslim edecek inşallah. Allah bizi öyle bir sultana ümmet etti. Onun için hiçbir zaman nefsimizi temize çıkarmayalım. Ben demeyelim. Ben diyenlerin akıbetine baksın. Nice firavunlar, Nemrutlar, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller geldi geçti, işe baksın. Benim dediler, akıbetlerine bak. O sultanın nurlu yüzünü göre göre yarasalar gibi gözünü kapattılar. İstifade edelim demediler de. Bugün elhamdülillah Allah kullarına öyle merhametli ki kıyamete kadar o biricik Habibinin varisi sultanlar bizim huzurumuzdan eksik değiller. Biz de o Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin hatasına düşmeyelim inşallah. Yarasalar gibi gözlerimizi kapatmayalım da o nura doğru kanat çırpalım inşallah. Hani İranlı bir şair diyor, aşka kanat çırpma, yanarsın dedi diyor. Bak başka bir sultan da ne diyor, aşkın yolunda yanmayan kanadı neyleyim diyor. İşe bas. Ya görüyor musun yaklaşımdaki farkı? Efendimiz nasıl o Sinte-i Müntehara'da Cebrail'e verdiği cevabı hatırlıyorsunuz değil mi? Ben onun için yanmayayım da kimin için yanayım? Yanmadan olunur mu? O aşk gönlümüze düşmeden Allah zaten her şeyi sevgi üzerine yarattı. Sevdi, Habibini yarattı diyor, işe baksın. Kendi nurundan. Sevdi, Habibinin nurundan tüm insanları yarattı elhamdülillah. İnsanı kendi için, kainatı da insan için yarattı diyor. Elhamdülillah, şuna baksın. Biz işte onun için yaratıldığımıza göre ona secde edelim. Sahte putlarla gönlümüzü oyalamayalım, fani dünyanın sahte putlarıyla. Neleri öyle putlaştırıyoruz işte, bakıyorsun kiminin altınları put olmuş, kiminin gümüşleri, kiminin altın top kumaşları, kiminin karısı putu olmuş, kiminin çocuğu Allah muhafaza dünyasını onun üstüne vurmuş. O sana hediyeyi veren sultanı unutup da diyor, o hediyeye tapmanın ne manası var? Onu işte bir gün elinden çekip aldığında nasıl dünyan yıkılıyor? Ya. Senin olan ne var? Rabbimizden başka hiçbir şeyimiz yok elhamdülillah. Sözün güzelliğine bak, diyor ki ondan başka hiçbir şeyi olmayan ben ondan gayrı her şeyi olanlara acırım. Ya. Gönlünde Rabbin yoksa dünya senin olsa ne kıymeti var? O mal mülk seni yarın mahşerin dehşetli gününde muhafaza eder mi?
servetini versen, ananın kızdan, babanın oğlundan kaçacağı bir gün. Allah. İşte şu ardına düştüğümüz sultanlar bize himmet edecek orada inşallah. Rabbim onların meclisinden ayırmasın. Amin. Ya. Gönül gözümüzü açsın da onların hakikatini görmeyi nasip etsin. Amin. Kafa gözüyle bakıyoruz da öyle bir hesaba kitabı koyamıyoruz. Nasıl anlayacaksın sen onu? Altını sarraf bilir. Hurdacı ne bilsin ya? Ya Allah. Değil mi? Bize düşen şeytan gibi aklımızı lüzumsuz yerde devreye sokmak değil de Ebubekir'in Allah Resulüne teslim olduğu gibi onun varisi sultanlara teslim olalım inşallah. Ya bak, birinin akıbetine bak, birinin akıbetine bak. Sen ne bileceksin, neyi kavrayacaksın? Bak, Hazreti Yusuf bile o sultan, Yusuf suresinin 54. ayetinde dedi ki diyor, ben nefsimi temize çıkarmam, o bana kötülüğü emreder. Nefis nasıl bir şey ki? Bak, Allah tüm kullarını yarattığı zaman diyor, ben sizin neyinizim? Hepsi secdeye kapandı diyor. Sen bizim Rabbimizsin. Bak. Nefse bak. Nefsi yarattığı zaman ben kimim dedi diyor Allah-u Teala nefse. Sen sensin, ben benim dedi diyor Allah muazzam. Ya. O Allah Resulü'nün düşün binlerce insanın şehit olduğu, binlerce insanın öldüğü o büyük savaşlardan dönerken bir gün dedi ki, Tebuk seferinden dönüyordu da böyle derelerde kan gövdeyi götürmüştü böyle. Küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz dedi böyle Medine'ye dönerken. Sahabelerin daha kanını, kılıcının kanı kurumamış. Nasıl taaccüp ettiler? Ya Resulallah, bundan büyük bir savaş mı var? Dedi ki bu sonu belli küçük bir savaş. Asıl savaşımız nefsimizle savaş. Esas diyor bu küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Onunla yaptığınız mücadele sizin ahiretteki yerinizi belirleyecek. Bak o nefse ki Allah-u Teala atın cehenneme dedi diyor. Bin yıl ateşte yandı nefis. Bin yıl. Çıkarttılar. Ben kimim dedi diyor Allah-u Teala. Sen sensin, ben benim dedi diyor. Ya. Bak, biricik Habibi'nin büyük savaş dediğindeki hikmeti görüyor musun? Bin yıl daha diyor cehenneme attılar. Cehennem öyle bir ateşten ibaret değil. Bir de böyle soğuk tarafı var. Öyle buz gibi donduruyor. Hani nasıl bir melek yaratmıştı? Bir tarafı ateşten, bir tarafı buzdan. Şuna bak, kar böyle. Meleğin. Allah Allah. Ateşle buz nasıl bir yaratışa bas? Allah nasıl kudret sahibi? Kimin önünde secdeye başımızı koyuyoruz bir tane bile bilse? Ya. Ateşle kar bir arada durur mu? Nasıl duruyor? Allah Allah. Bin yılda diyor, dondurucu cehennemin soğuğunda eziyet ettiler. Yine çıktı, yine sen sensin, ben benim diyor. Bak ondan sonra Allah-u Teala dedi ki onu aç bırakın. İşte oruçtaki hikmetin sırrı bu. Efendimiz hani bekarlar için de diyor ya, eğer evlenemiyorsanız nefsinizi muhafaza için oruç tutunuz. Hani Ramazan'da değil mi, nasıl iftar vakti böyle 5 yaşında çocuk gelse de sana bir tane tokat atsa hiç böyle dönüp bakmaya mecalin kalmıyor. Nasıl acizliğimizi idrak ediyoruz? Oruçtaki hikmeti görüyor musun? Nefsi aç bıraktığı zaman diyor, öyle bir perişan oldu ki, getirdiler Allah-u Teala'nın huzuruna, ben kimim dedi, sen benim Rabbimsin dedi. Böyle bir nefis bak, Ebu Cehil'i,
18 bin alemin serdarının nurlu yüzünü göre göre nasıl cehenneme attı bak, diyor ki Efendimiz'den için, o hiç yalan söylemez. Onun her sözü doğrudur. Fakat nefsim diyor onu tasdik etmeye yanaşmıyor bir türlü. Bak bak. Allah Allah. Onun hiç yalan söylemediğini biliyor bak şimdi. Ama nasıl bir nefis ki bak. Son nefesinde bile göğsüne çıkan değil mi? Neydi? İbn-i Mesud Hazretleri bak. 40 kiloluk. Ona diyor ki başımı diyor gövdeme yakın kes de diyor başımı heybetli gözüksün bak hele. Nefis cehenneme giderken bile nasıl onu aldatıyor. Gövdeme yakın kesse ne olacak, başına yakın kesse ne olacak. Gider ayak yine heybetin derdinde nasıl nefis onu hükmü altına almış görüyor musun? Öyle bir canavar ki Hazreti Musa'nın elinde büyük bir ejderha olan asasından daha büyük bir canavar. Nasıl o canavarın elinden kurtaracağız kendimizi? İşte Allah'a kul olmuş, Habibine ümmet olmuş, yeryüzünde Allah'ın gölgem dediği Habibinin varisi bir sultana o nefsimizi teslim edeceğiz ki onun terbiyesinin ehli onlardır. Sen nasıl canavarı terbiye edeceksin? Seni bir kalemde parçalar vur. Vurdu diyor bir kimse böyle. Nasıl hani şehirde belki olmuyor da köylerde affedersiniz köpek besleniyor ya evi muhafaza için veya koyunları kurtlara karşı muhafaza ediyor. Böyle bir kurdun hevesine düştü diyor. Ben bunu böyle köpek gibi eğiteyim. Yırtıcı bir canavar. Köpek nasıl insana hizmet ediyor? Minicik yavruyken aldı diyor bir kurt yavrusunu. Onu nasıl eliyle büyüterek, kendine alışarak besledi, büyüttü diyor. Kurt ne zaman böyle kocaman bir esaslı kurt oldu. İlk önce o sahibini parçaladı diyor. Neden? Çünkü onun fıtratı o diyor yani. Köpek gibi sadık olmaz ki. Onun fıtratı parçalamak. Onu ehilleştiremezsin. Yabani. Nefis de öyle işte. Sen onu böyle toylarsan, her dediğini yaparsan, öyle bir noktaya ulaşır ki seni bir pençede yere serer. Ondan sonra Allah işini rast gelsin. Önemli olan hani diyoruz ki, tecrübe pahalı mektep. Değil mi atasözü ya? Biz ucuzundan tecrübe sahibi olalım. Bak o sultanlar ne güzel bize yaşanmış olaylardan. Kur'an bile bak hikmete. Görüyor musun? Efendimiz Allah-u Teala nasıl geçmiş ümmetlerin kıssalarını anlatıyor bak. Ümmetin onların başına gelenlerden ibret alsın da aynı hataya düşmesin. Bu ucuz tecrübe işte. Ha ben yaşayayım da hocam başıma gelsin öyle tecrübe edeyim diyorsan Allah işini rast getirsin. O çok pahalı. Onu da öyle tecrübe edenler var görüyorlar. Eyvah diyor ama. Toprağın altı diyor. Eyvah diyenlerle dolu ama Allah muhafaza. Orada eyvahlar para etmiyor. Allah dünyadayken şimdi gelecek de inşallah bak bir kardeşimizin sorusuna da cevap olacak. Toprağın altına düşmeden tövbe etmeyi nasip etsin ki orada tövbeler de kâr etmiyor, eyvahlar da işin hakikatini görüyorsun ama gözümden perde açıldıktan sonra ben sizin tanrınızım diyen Firavun bile değil mi? Yunus suresi 90-91. Ayetinde bak Allah-u Teala onu nasıl güzel izah etmiş. Su diyor Kızıldeniz üstüne kapanınca Firavun vaziyeti kavradı ama La ilahe illallah Musa Kelimullah dedi diyor. Allah-u Teala diyor ki sen dünyadayken tanrılık iddiasında bulunuyordun. Çok azgın biriydin. Şimdi mi aklın başına geldi? İş işten geçti. Hakikati gördü ya. O manzarayı gördükten sonra zaten Allah işini rast getirsin. İş ondan önce işin hakikatine ermek.
Rabbim toprağın altına girmeden hakikati görmeyi nasip etsin ki o gönül gözlerimizi açsın inşallah yani. O da işte nefsimize paye çıkarmadan o sultanların meclisinden inşallah kendimiz eksik etmeyelim ki. Ne güzel bir söz bak Mevlana diyor ki, Allah'ı seven insan olacağımıza Allah'ın sevdiği insan olun diyor. Bak bak ne kadar önemli. Sevgimiz de sahte zaten bizim gibi de. Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz da hiçbir emrini dinlemiyoruz. Nasıl bir sevgi? Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri ne güzel söylüyordu değil mi? Dergahı böyle binlerce insanla dolar taşarmış da böyle sevdiği bir arkadaşı diyor ki efendim ne mutlu size. Ne kadar çok seveniniz var. Biz olsak nasıl havalara gireriz sorma canım. O sultanlar nasıl hakikati biliyor. Hiç ehemmiyet vermedi diyor. Evladım dedi diyor. Onların ne dediği önemli değil. Allah ne diyor bizim için. Onlar bugün sever, yarın söver. Yaşamadın mı bak? Yani. Güne kadar sevenler bunu nasıl söylüyor? Nasıl oluyor? Zamanın kutbu ayağım evliyaların omuzunda diyen bir sultan yalan söyler mi? Hani hep diyorum ya şahıslar ve zaman değişiyor, olaylar hiç değişmiyor. Neden? Tarihten ders almayı bilmiyoruz ki işte. Diyor ya tarih tekerrürden ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Oh yok geçiyor, dinliyor geçiyor. Oh, bon, hoca Allah razı olsun iyi konuştu ama bahçeden dışarı çıkmıyor. Geri burada bu yok gidiyor. İslam öyle işte. Geçen bak Cinayet İşleri Başkanımız bile ne güzel diyor böyle. İslam namazla oruçtan ibaret değildir diyor. Bak yıllardır söylerim. Hani asker kimdir deyince nasıl diyoruz öyle kepinin postalın arasına sığışmış adam asker deriz ya ne kadar yanlış. İslam'ı da böyle orucuna namazın arasına sıkıştırıyoruz. İslam bir hayat nizamı. Oturmandan, kalkmandan, konuşmandan, eşininle, dostluğunla, hanımınla, çocuklarınla nasıl bir diyaloğun var? Allah Resulü nasıl yaşadı o hayatı İslam'ı? Ahzab suresi 21. ayetinde değil mi bak bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün. Bak Allah diyor. Allah'ın Resulü için sizin için diyor Allah'ın Resulünde çok güzel örnekler var. Biz onu ölçü alacağız. Biz nerede? Allah'ın Resulü'nü gördüğümüz mü var? İline yatıyor, ilinden kalkıyor. İl ne der? İlin cenneti var ya senden severse boyacak. Sevmezse cehennemine atar. Allah muhafaza. Ya. Allah ne diyor? Resulüme bakın diyor. O nasıl yaşadı İslam'ı? Ya. Onun eşlerine güzel davranışını anlatan bak hele bir hoca ben diye yaşlı hacımız sen de koca peygamber kulübü gittin çıktın diye hocayı protest ediyor, sohbetini terk ediyor. Müslümanlığımız bu kadar. Neden? Çünkü dinimizden haberimiz yok, peygamberimizi tanımıyoruz. Böyle hanımına hey tüyüt deyince baba itlik mi? Güzel davranırsan klibik mi oluyor? Ne alakası var? Yuvana huzur gelir. Karşındaki insan bir dağ misal ediyor. Sen dağa nasıl seslenirsen sadağın öyle gelir değil mi? Ama dersin dağa karşı böyle küfretsen seni seviyorum diye bir cevap gelir mi? Aynı ettiğin berbat kelime sana döner. O da hem birkaç tane böyle yankılanarak. Ama güzel bir şey söylesen o da misliyle sana dönüyor işe baksan.
Ya o sultanlar bak ne güzel. Efendimizin hiç ağzından kötü bir söz çıkar mıydı o mübarek ağzından? Bak ne diyor? Ya hayır söyle ya sus. Şunu diyen bir sultan hayırsız bir laf eder mi? Hazreti İsa'ya bak. Bir leşte bile güzellik arıyor. Neden? Ağzım diyor kötü söze alışmasın varsa. Güzeli alıştıralım kendimizi. Kötü olmak kolay. Bak bir binayı değil mi aylarca kaç kişi ne şartlarda yapıyor? Dibine dinamitleri koyuyorlar, bir saniye sürmüyor. Koca kokteylen 5 dakika sürmeden un ufak oluyor bak. Yıkmak ne kadar kolay. Fakat yapmak çok zor. Bir o zora talip olalım inşallah ki yarın ahirette işimiz kolay olsun. İnşallah. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım diyor. Ettiğimiz tövbede de hayır yok ki. Bak ettiğimiz tövbeye de diyor bir tövbe lazım. Çünkü hak dedik ya sevgimiz sahte. Tövbemiz sahte, riyakarlık yapıyoruz. Hadi birbirimizi kandırıyoruz da, seni yaradanı nasıl kandıracaksın? O karanlıkta kara taşın üstündeki kara karıncanın izini görüyor diyor o sultan. Sinelerdekini bilirim ben diyor. Evliyalar sultanı Mevlana boşa mı diyor? Bak 100 kere tövbe etmiş olsan, 100 kere de tövbeni bozmuş olsan yine gel diyor. Bilmez mi o sultan? 100 kere tövbe etsek yine onu bozacağımızı. Bak Allah diyor mu? Katiyetle günah işlemeyin diyor mu kuluna? Bilmez mi kendi yarattığı kulunu? Günah işlediğiniz zaman hemen ardından tövbe edin diyor. Bir hayır işleyin. Bak ola ki günahınızı silsin. Allah'a gönülden tövbe eden bir kimse günah işlememiş gibidir. Gerçek tövbe nedir? O nasuh tövbesi dediğimiz işte. O günahı bir daha işlememek kaydıyla diyor ya Rabbi ben bir hata ettim ama bir daha böyle bir günaha hiç dönmemek kaydıyla günahıma tövbe istiğfar ediyorum. Acizliğimi, zayıflığımı sana arz ediyor, rahmetine sığınıyorum. Ha, ne kadar sözümüzde durabiliriz? İşte Allah kulunu bilmez mi? Ondan diyor ki, son nefesinize kadar, çünkü şeytan Allah'ınla öyle pazarlık etti hain lanet de. Kıyamete kadar dedi, kullarını son nefesine kadar, ben onları kötü işlere bulaştıracağım, senin yolundan saptıracağım. Bak bak, Allah'a diyor. Dedi ya, bak bak Adem Aleyhisselam nasıl günahına tövbe etti, Allah onu bağışladı. Bak şeytanı lanet, işlediği günahı Allah'a istinad ediyor. Sen beni azdırdın dedi, bak bak. Allah hiç kulunu azdırır mı? Hain. Bak Adem Aleyhisselam ne güzel dedi. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Sen beni bağışlamazsan halim ne olur? 18 bin alemin serdarını daha dünyada yok. Onu araya koydu da Rabbi öyle onu bağışladı. Bak öteki de ne diyor? Sen beni azdırdın diyor. Onun için ben de kıyamete kadar kullarımı senin yolundan saptıracağım. Bak Allah biliyor ya bizim zayıflığımızı. Vallahi diyor şanıma yemin olsun ki o kullarım ne kadar günah işlerse işlesin son nefeslerine kadar ne zaman tövbe ederlerse ben de onları bağışlayacağım. Allah Allah. Şeytanın nasıl beli kırıldı bak ya. Elhamdülillah ya. Son nefese kadar. Bak onlar günah işlemez. İşlemesinler demiyor. Neden? Kul aciziz, zayıfız. İşte bir sultanın manevi tasarrufuna girersek Rabbimiz bizi muhafaza eder. O da bizim torpilimiz işte.
Torpilsiz iş dönüyor mu? Ya. Allah onların meclisinden bizi ayırmasın. Hani o hırsızın olayını nasıl anlatmıştım bak Sadrettin Konavi Hazretlerinin, görüyor musun? Hani diyorum ya, diyor ki o sultanların kapısından gir de ne niyetine nasıl girersen gir. Değil mi ki o kapıdan girdin? Elhamdülillah. O sultanın mutfağında üstüne konan sinek bile senin için bir nimet yani. Değil mi ki o sultanın mutfağında? Hırsız olarak girdiği kapıdan nasıl evliya olarak çıkıyor, işe baksan ya. Neden? Bal kubunun içine düştü. Bal bulaşmadan oradan kurtulabilir mi? İstemiyorum dese bile. Ya. Elhamdülillah. Onlar bir bal kubu. Yeter ki kıyısından, köşesinden bir elimizi değdirelim. İlla bulaşacak. Ondan sonra bal arıları nasıl üşüşüyor baksana. Yoksa kuru kuru gezerken bir tane arı konar mı üstüne? Ne konsun? Yani. Elhamdülillah. Allah onların meclisinden bizi ayırmasın. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım diyor. Sana kızıyorsa bil ki seni seviyor. Sevmese umurunda olmasın zaten, ne kaşını çatsın sana. Bir anne baba neden yavrusuna kızar? Bazen gerekirse bir tane tokat atar değil mi? O an için belki onun canını yakar da istikbalde onu daha büyük zararlardan korumak içindir. Değil mi? Acı hapı yutuyoruz. Belki iğne vuruluyorsun, canın yanıyor ama seni şifaya kavuşturuyor. Gönlünü o sultana teslim ettiysen insan sevdiğine kırılır mı? Veya bir beklenti içine girilir mi? Hani ne diyor? Sevmek, sevdiğinden bir şeyler koparmak değil. Sevdiğin yoluna her şeyi feda etmektir. Aşk bu. Bizim anladığımız aşk o değil işte. Sevdiğimizi nasıl yolarız diye onun hesabına bakıyoruz. Nasıl bir sevgi o? Menfaat sevgisi. Halbuki tilkinin taksimatını gördün mü? Öyle bir muhabbet olsa mürşidimize, o senin için neler serer ayaklarının altına. Çünkü öyle bir hazinenin sahibi sultana teslim olmuş, onun muhabbetini, sevgisini kazanmış ki Allah ona dostum demiş. Allah Allah. O da sana bir tane dostum diye dedirtebilsin. Tamam, öyle bizim sevmemiz var etmiyor bak. Sözün güzelliğine bak. Şimdi ben de o sözü diyorum ki, değil mi bak, Allah'ınla insan arasında işte bir şeyhiyle muridine kıyaslarsak onu, şeyhini seven bir murid değil de şeyhinin sevdiği bir murid olalım inşallah. Sen istediğin kadar onu sev. Onun gönlünde bir yerin yoksa sevgin ne kıymeti var? Hani ağasının kızını seven çobanın durumundayım o zaman. Ben demiş ağamın kızını seviyorum ya, ağam nedirse. Ağam sana kız verirmiş. Ya. Şeyh Efendi Hazretleri öyle diyor. Onları sevmeye sizin yüreğiniz yetmez diyor. Sular yukarı doğru akmaz, aşağı doğru akar. Siz gönlünüzü o sultanlara açın ki kendinizi onlara sevdirmenin çabasında olun. O sultanın gönlüne girersen, işte fenafir şeyh olayı, o fenafir Resulü yaşıyor o sultanın. Senin ismini Resulullah'ın kalbine taşır diyor. Resulullah'ın kalbi ise 24 saat Allah'ın nazargahıdır. Senin adına orada bir Allah'ın nazarı isabet etti miydi? Allah Allah.
Elhamdülillah, kurtuldun gittin. Öbür türlü de ben dur gari ben şöyle yapacağım böyle bakar. O ne demek o sultanın kalbinde yolculuk işte. Uçağın pilot kabininde pilotun yanına oturmuşsun, o seni çekiyor götürüyor, hiçbir gayrete hacet yok. Yerde yürüyenle pilot kabininde uçan biri olur mu? İşte kuru kuruya çırpınmayalım, o sultanlara teslim olalım ki onların sevgisini kazanan ha nasıl başaracağız hocam? Şeyhin demiyor ki benim cebime kim çok para doldurursa ben onu severim demiyor ki bak adı üstünde Allah dostu onun ölçüsü Allah'ın rızası. Hani hep diyorum ya öyle olsa zengin muritlerin hepsi ilk onu kaptı geriye Allah için rast gelsin. Tomarla parayı çantayla getirir kol. Ya Suat Bey birinci sıraya. İyi. Abdullah Bey nasıl olacak? O para getiremedi, o beklesin. Öyle bir şey yok ki bak. Ebu Bekir Efendimiz Allah Resulü'nün yolunda servetini harcadı. Bak onun Efendimiz'in yanındaki yerine bak. Allah'ın hastalı veliler serdarı Hazreti Ali'ye bak. 3 gün sahursuz oruç tuttu, iftarsız. Zaten sahurda yemiyor da 3 gün iftarını fakirlere dağıttı. Suyla hiçbir şeysi yok. Onun Efendimiz'in yanındaki yerine bak. Parayla bununla demek hiç alakası yokmuş. Hizmet, Nakşi yolunun bir büyüğü, Büyük Kutup Sultan diyor ki, evladım, biz ne bulduysak hizmetle bulduk. Hizmet edeceksin bu yolda elhamdülillah. Çabamızın derdi ne işte? Bir Allah'ın kulunun gönlünü ferahlandırabilir miyim diye işte tüm derdimiz o. Mevla kuluna ne kadar kıymet veriyor. Bir Mehmet Çavuş'la bu iş olur mu? Elhamdülillah işte hep duamız o ya. Beraberce yolunda hizmet edelim inşallah. Bu iş ekip işi. Efendimiz başta bir kişiydi ama değil mi? Veda hutbesinde 124 bin ashabına hitap etti elhamdülillah. Bir kişiyle bu iş olur mu? Ha Allah dilerse görünmez ordularıyla onun arkasında o sultanların da görünmez orduları var. Meleklerden, cinnilerden onların ne muhafızları var. Biz göremiyoruz da ama zahirde işte sizin gibi kardeşlere ihtiyaç. Herkes gücünün yettiğini yapacak yani. Kimseden zaten Allah değil mi? Amen-i Resulü okuyoruz ya, Ya Rabbi bize taşıyamayacağımız yük verme diye. Kimseden Allah gücünün yetmediği bir şey istemiyor ki. Yeter ki niyetlerimiz halis olsun. Hizmet edelim ki himmet edilsin bize inşallah. Yolun şartı bu. Allah hizmet edenlerden eylesin cümlemizi inşallah. Çalış nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Kime yar olur? Hep eskiler der ya, derim, kalsa Sultan Süleyman'a kalır. O Sultan Süleyman ki, Allah her şeyi emrine verdi, düşün. Öyle varlığın da bir yarın gelemesi var. Yarın ahirette diyor, Süleyman Aleyhisselam tüm peygamberlerden 50 yıl sonra cennete girecek. Şuna bak sen, neden? O Allah'ın verdiği sonsuz nimetlerin, o servetin hesabını vermekten diyor. Öyleyken, bak o sultan zembil örerdi böyle, hamıştan çanta. O elinin emeğini yerdi, işe baksın. Rüzgar emrinde, tüm hayvanat emrinde, cinniler emrinde, şuna bak hele, Allah'ın peygamberiyken. Bir gecede saray yapardı cinniler ona işe baksan, bir gecede. Böyle kafiri Müslümanı, hepsi korkusundan Allah onlara
Süleyman Aleyhisselam'a itaat emri vermişti. Şuna bastı. Bak, Davud Aleyhisselam da öyle zırh yapardı. İsa Aleyhisselam marangozdu. Bak, Efendimiz ticaretinden uğraşırdı. Sen Rabbine dayan ki, kulundan istedin miydi, onun gözünde un para olun yani. Allah'tan iste ki o kullarını sana sebep göndersin. Geçen bir hoca efendi ne kadar güzel konuşuyor, diyor ki siyasetten için yani işte Müslümana iş nasıl uygun diyor. Siyaset isteme sanatı diyor, Bismillah. İlk önce senden oyun ister başlar diyor, istemiyor. Bakın arkası gelir. Ben hiç kimseden bir şey istemem diyor. Kulundan istedin miydi? Hani diyor ya, bugün para alan yarın emir alır. Ülkeler nasıl işimize karışıyor, üç kuruş yardım ediyor, değil mi? Ya. İş parayla pulunla olsaydı, Bedir'i altından, Uhud'u gümüşten yaradayım. Habibim nereye giderse o da ardı sıra yürüsün o dağlar altından. İstediği gibi harcasın. Allah öyle emretti Cebrail Aleyhisselam'a da. Ben Rabbimin rızasını isterim dedi. Karnına taş bağlamış. 18 bin alemin sultanı 3 gündür ağzına lokma koymamış bak hele. Biz onun elinin tersiyle ittiği bir altınlara bugün nasıl tapıyoruz? Nasıl onları biriktirmenin derdindeyiz? Onlar sana yarın şefaat eder mi? Sevmen gereken bakiyi bırakıp da sana faydası olmayan faniye nasıl sarılıyoruz? Allah gönlümüze hidayet versin. Dünyadan nasibin al, çalış ama işte kimsenin eline bakma diyor. Fakat sanma dünya bana yar olur diye. Kime yar olmuş? Yaşamak diyor o kadar güzel olsaydı Allah'ın biricik Habibi yaşardı. Bak o da Rabbine kavuştu. Dünya o kadar yaşamaya değseydi. O sultanlar nasıl şiirlerinde aman ya Rabbi diyor. Dünya sürgününden beni yanına al. Dünyada sürgün neden? Asıl sevgiliden uzaklaşmış gurbette hasretteyiz. Bizim vatanımız cennet. Dünya bizim için gurbet. Ama biz o gurbete nasıl sarılıyor? Hiç vatana dönmeye niyetimiz yok. Halbuki herkesin bir dönüş saati var diyor. Nasıl bir geliş saatimiz var elimizde olmayan? Vaktin gelip de seni çağırdıkları zaman yapacağın hiçbir şey yok diyor. Boynunu büküp döneceksin. Hadi bakalım. Azrail karşına dikilip de gel bakalım hocam vakit tamam deyince hadi. Aman bakalım caminin inşaatı yarım kaldı. Muhritlerin işlerini bitiremedik. Tam da çoğalıyorduk. Bak hele şimdi nasıl olacak bu işler? Bu iş çoğunla değil ki. Allah Resulü İslam garip geldi, garip gidecek diyor. Ne mutlu o azlara diyor. Bak çoklara demiyor ki. Demek ki bereket çokta değil. Allah o azlardan eylesin inşallah. Çok hep şeytanın askeri çok maşallah. Çünkü dünyayı süslü gösteriyor. Kafa gözüyle de biz nasıl aldanıyoruz işte. Allah şeytana fırsat vermesin inşallah. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Ahir zaman yaklaşıyor. Ahiret parası dediği orada bize lazım olacak azık hazırla diyor değil mi insan? Mesela ava giden biri yanına kayak takımı alır mı? Erciyese çıkarken kayak takımı alıyorsun değil mi kaymak için? Ava gidene ne lazım? Ok lazım, yanına bir tazı lazım, iyi bir at lazım değil mi?
İnsan ahirete giderken orada lazım olanı Bahşeyefendi Hazretleri mübarek ne güzel söylüyor. Varımızı yoğumuzu diyor, hayatımızı taşınmaz mala yatırıyoruz. Bak diyor adı üstünde, taşınmaz. Taşıyabileceğin bir şeylere yatırım yap. Ev aldın, taşıyamıyorum. Araba aldın, taşıyamıyorum. Evin içine ömrümü verdim, dört dörtlük dizmişsin. Gözümü yumunca bir gün bekletmiyorlar. Aman götürün diyor, bak hele. Düne kadar o kara gözlü yavruların babacığım diye nasıl sarılıyor sana? Gözümü yumup da üstüme perdeyi çektiler miydi? Yanıma gelmeye korkuyor işte o babacığım diye sarıldığın baban ya. O evi, o binayı yapıp içine dizene kadar ömrünü verdiydi. Aman diyor bugün ya bir gece yatsın, yok yok diyor bugün hemen kaldırın bak hele hanımın diyor. Korkar. Neden? O melekut aleminden gelen sultan ruh çıktı. O hayvani vücut kaldı. Tabi melek gidince hayvandan korkuyor yanındakiler. Ya. Allah'ım Allah'ım. Hemen diyor bugün halledin bu işi. Ya bir gece evinde yatsaydı ömrünü verdi bu ev için. Olmaz. Bak. Taşınacak bir şeye diyor Şeyhefendi Hazretleri. Biriktirmeye çalışın da öbür tarafa taşıyalım. Her şeyi taşınmazlara yatırıyoruz. Ondan sonra bırakıp gidiyoruz. Arkandan kalanları sevasını sürer artık. Sen de orada hesabını verirsin. Yani. Hayır yapmaktan korkuyor adam. Ya niye Allah yolunda sarf etmiyorsun? Çocuklarım diyor ardından verir diyor. Sen o vermedin mi çocuğun verir mi? Hizmet yoksa himmet olmaz bu kesin. Hem hizmet nimettir böyle bilesin. Bak biraz önce söyledik ya. Ne büyük nimet. Biz işte öyle şeyimizi sevdiğimizi zannediyoruz. Karşılaşınca hemen yapışıyoruz eline. Aman sultanım himmet. Aman dua buyurun. Hani hep diyorum ya, bak, hizmet yoksa himmet olmaz diyor. Sen öyle ayda yılda bir görün, hiçbir işin ucundan tutma, himmet bekle. Nasıl olacak o iş? Sen o sultanın gönlüne girdiysen, her hizmette emeğin varsa, himmet dememe ne hacet? Ondan dua istemene ne hacet? 24 saat o sultan seni gönlünde taşır zaten. İstemene hacet yok. Hani çocuğu örnek veriyordum ya değil mi? Kapıda oynayan çocuğumuzu biri dövse, ondan daha büyük biri, çocuğum da babacığım beni kurtar demiyor diye sen bırak diyorsun değil misin? Değil mi? O senin evladın. Nasıl hemen Şahin gibi atlarsın çocuğu onun elinden kurtarın. Evladım yardım istemesine gerek yok ki. Sen Rabbine kul ol ki. Hani bak Allah ne güzel buyuruyor. Biz sığışınca Allah diyoruz. Siz diyor ferah anınızda beni zikredin ki. Siz daraldığınızda ben zaten sizi görüyorum diyor. Allah demenize gerek yok. Biz ferahtayken hiç aklımıza gelmiyor. Daralınca Allah diyoruz. Allah sana oğlum der mi? Bir gemide böyle bir Allah dostu varmış da herkes nasıl eğleniyor diyor. O Rabbinin zikriyle meşgul. Biraz sonra diyor bir rüzgar bir dalga çıktı. Gemi nasıl diyor sallanmaya başladı. Battı batacak. Herkes nasıl feryat ediyor diyor Allah diye. Geldiler diyor ya dervişe sen nasıl gamsız birisin? Batacağız, boğulacaksın. Kılın kıpırdamıyor. Neden dua etmiyorsun? Ben diyor siz biraz önce kulüp oynarken ben hep Rabbime duadaydım.
O bizi görüyor diyor. Öyle şimdi sıkıştınız Allah diye feryat etmeye hacet yok. O sizi görmüyor mu? Biraz önce Allah diyecektiniz de şimdi böyle benim gibi ferah oturacaktınız diyor. Hani nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken değil mi? Bak nasıl tevafuk. Nemrut ateşe attığı zaman mancınığıyla böyle havada giderken Cebrail Aleyhisselam geldi yakaladı, işe bak. Ya İbrahim, müsaade edersen sana yardım edeyim. Bak İbrahim Aleyhisselam'ın cevabına bak. Allah'a teslim olmuş, ona dost olmuş, Allah'a kendini sevdirmiş bir kulun ferahlığına bak. Ben senden ne yardım isteyeyim diyor. Sen de benim gibi bir kulsun. Allah görmüyor mu benim ateşe gittiğimi? Bak, görmez mi? Bak yardım istemese bile yardım etmez mi? Neden? Ben kimin için ateşe gidiyorum diyor. Ya. Bak o çocuk baba olayına nasıl uyuyor görüyor musun? Hiç yardım istemeye hacet yok. Neden? Sen onun için ateşe giden de o seni hiç orada ihmal eder mi? Nasıl dünyanın tüm itfaiyeleri gelse diyor Şeyh Efendi Hazretleri o ateşi söndüremezdi. Paraşütle bir gül bahçesine iner gibi nasıl indi? Enbiya suresi 69. ayetinde bak Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, Halilime karşı serin ve selamet ol. Bak sadece serin ol deseydi diyor. Dedik ya cehennemin bir tarafı da ateş, bir tarafı soğuk. Bu sefer soğuktan donardı diyor bak. Serin ol demiyor sadece. Serin ve selamet ol. Selamet ol deyince ona zarar vermeyecek bir serinlik. Gül bahçesine iner gibi indi elhamdülillah. Bak. Yardım istemeye hacet var mıymış? Neden? O ferah anında ömrünü onun yolunda sarf etti. Daralınca Allah demesine hacet mi var? O Allah görmez mi seni? 24 saat izliyor. Onu ne uyku tutar diyor, ne meşguliyeti var. Elhamdülillah. Kainatı ayakta tutuyor. Musa Aleyhisselam'a sırf Allah-u Teala bunu izah etmek için böyle dedi ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, o su içiyordu böyle test eden de. O testiyi dedi, elinde tut, hiç bırakma. Saatlerce böyle tuttu. Nasıl yoruldu mübarek? Böyle bir uyku bastı. Hafif dalar gibi oldu, pat diye destelinden düştü, kırıldı. Ne oldu ya Musa? Aman ya Rabbi, özür dilerim. Bir an dalmışsın beni, uyku gafleti. Desti elimden düştü, kırıldı. Gördün mü ya Musa? Rabbini hiç uyku tutmaz. O bir saniye uyuyacak olsa, kainat birbirine girer. Nasıl bir Rab? Öyle bir Rabbi bırakıp biz kimleri put ediniyoruz? Allah muhafaza. Sana hiç faydası olmayacak. İbrahim Aleyhisselam ne güzel dedi. Size hiç faydası zararı olmayan şu putlara mı tapıyorsunuz Allah'ı bırakıp da? Allah muhafaza. Gönlümüzden tapmıyoruz ama sözde her şeyimiz onların üstüne vurmuş. Halbuki seni yaradan ne için yarattı? Kendi rızası için. Değil mi? Ya. Rabbim rızasına uygun yaşayıp öyle huzuruna varmayı nasip etsin bize. Ondan gayrı bize dost mu var? Onun dostlarına dost olmayı nasip etsin inşallah. Gayret et, gönle gir, benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Demiş burada düğümleniyor bak. Görüyor musun? Sen onu gönlün al demiyor. Gönle gir diyor, sultanın gönlüne gir. Senin için benimdir desin. Hani
Tapduk Emre Yunus için ne dedi değil mi? Annemiz diyor ki eşiğine yat da o gözleri görmüyor ya mübarek, tabi gönül gözüyle görür de o bizim için kaba gözü lazım, onlara göz ne lazım? Zaten şurayı kapatmazsam şura açılmaz. Biz buraya bakmaya devam ettikçe bura kilitli işte. Bunu bir tane kapatabilsek gönül gözün açılacak. O diyor bilmeden üstüne basar, bu kimdir diye sorar diyor, ben de Yunus derim. Bizim Yunus mu derse yırttın. Hangi Yunus derse diyor yandığın gündür. Görüyor musun bak ne güzel söylüyor. Gayret et, gönle gir, benimdir desin. O sultan seni sahiplenirse tamamsın. Hani öyle sultan? Kaç sene önce öyle genç bir kardeşimiz geldi de böyle Allah razı olsun. Benim gibi kendine hoca sanan birine bağlanmış öyle. Hocam diyor, ne zaman şeyhimin yanına varsam sen kimsin, adın neydi, nereye varmam da soruyor diyor, benim de gücüme gidiyor diyor. Falan. Benim gibi kıytırıktan hoca olursa nasıl diyorsun sen, öyle o sultanlar abi ki bir kere seni gördün müydü tamamsın. Gönlüne bir yazdın mıydı senin resmini nasıl çizer ki taşa hazır gibi değil mi? Onun gönlü kayaya yazılan yazı gibi elhamdülillah öyle buzun üstüne yazılan yazı gibi değil, güneş doğunca kaybolsun. Rüzgar diyor ne kadar kuvvetli esse de kayadan toz kaldırır diyor ancak, başka bir zarar vermez. O kayaya adını bir nakşetse senin. İşte öyle sultanlar arayalım inşallah öyle. Kıytırıktan adamın peşine düşersen tabi her varmanda sorar sen kimsin diye. Ne bilsin o kendine bir dünya kurmuş. Kimseden haberi yok, kendi için yaşıyor ama o sultanlar bizim için yaşıyor. Senin haberin olmadan günde 100 kere nerelerde senin imdadına yetişir. Gecenin zifiri karanlığında sen horul horul uyurken senin adını zikrederek Rabbine gözyaşı döker o gerçek sultanlar. İşte Allah onların kalbine kaydolmayı nasip etsin bize ki sultan kölesini atmaz kurbanım diyor. O iş atar mı? Demin dedik ya sohbetimizin başında bak Efendimiz ümmetinin birinden vazgeçmez o sultan diyor. Milyarları Rabbine sağlam teslim etse de birinin ayağı kaysa ateşe düşse o onun için bir eksikliktir. O kainatın Halık'ının sevginin dediği biricik Habibine hiç eksiklik yakışır mı? Elhamdülillah o biz ne kadar böyle kabiliyetsizlik yapsak da o inşallah bizi tamam edip Rabbine teslim edecek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Değil mi ki o sultana ümmet olduk? Elhamdülillah. Çok şükür. Ne kadar şükretsek az. Rabbim yolunun hizmetinden cümlemizi ayırmasın inşallah. Gönüllerimizi temizlesin. Huzuruna çıkacak yüzümüz olsun inşallah. Mevlana'nın dediği gibi köprünün ucundaki sevgiliye kavuşacak hasretimiz yüzümüz olsun. Onların boyasına boyanalım inşallah. Hani Mevlana'ya aşk nedir dediler diyor. Ben ol da bil dedi diyor. Onlar olalım inşallah. Kendimizden bir tane geçelim. Sen çıkarsan aradan geriye kalır yaradan diyor, nefsimizi çıkaralım aradan ki o aşk pençesiyle nefis elbisesi diyor yırtılırsa Rabbin istediği saf kul kalır inşallah. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Bizi burada böyle topladığı gibi cennette de Habibinin manevi sofrasında toplasın inşallah. Fatiha.